dört darbenin olduğunu söylemiştik. İkisi, birincisi iki mucibe-i külliyeden oluşan şekli evvel, ikincisi iki külliyeden ve kübra salibe-i külliyeden oluşan ve üçüncüsü min mucibeteyni iki mucibeden vel kübra külliyetun. Kübra da külli. Ki zaten arkadaşlar biz dün de söyledik. Birinci şeklin kıyas şey netice verebilmesinin şartı suranın mucep kübranın külli olması. İşte bu üçüncü darpta iki kadıya hem sura hem kübra ikisi de mucibedir ve kübra küllidir. Çünkü zaten kübra külli olmazsa olmaz. Mesela diyorsunuz ki ba'du'l kelimeti ismun ve kullu ismin mesela yakberü tenvine örneğin veya ve kullu ismin yedullu ala ma'nen müstakillin bi nefsi. Netice fe ba'du'l kelimeti yedullu ala ma'nen müstakillin bi nefsi. Netice çıkar. Evet. Yüncü mucibeten cüz'iyete bunun neticesi mucibe cüz'i olur ki kavline mesela dersin ba'dul cismi muellefun bu sura ve gördüğünüz gibi mucibe cüz'iye ve kullu muellefin muhdef bu da kubra ve gördüğünüz gibi mucibe külliye haddi avsat muellef muelleftir. Onları attık mı ba'dul cismi muhdefun neticesi çıkar mucibe cüz'iye. Ve rabihu dördüncü darb şekli evvelin dördüncü darbı min mucibetin cüz'iyetin sura ve salibetin külliyetin kubra. Yani sura mucibe cüz'iye ki zaten demiştik şartlı şekli evvelin birinci şeklin şartı sura mucibe olacak daima. Ve kubra nasıl olacaktır? Kubra da külli, salibe-i külliye. Kubra'nın da külli olması. İki şart da mevcut. Netice salibe-i cüz'iyede. Kekavlina, bazı cismi muellefun, bazı cisimler muelleftir. Yani murakkettir. Ve la şey'e minel muellefi bi kadimin. Bileşik olan hiçbir şey kadim olamaz. Öyleyse فَبَعْضُ الْجِسْمِ لَيْسَ بِقَد۪يمٍ bazı cisimler kadim değildir. Tabi arkadaşlar mantıkçıların şöyle bir şey var. Siz bir durumu cüz'i olarak ifade ettiğinizde o hükmü hani cüz'i ifade ederken bir kısım fertlere isnat ediyorsunuz. Bunun manası diğer fertler öyle değildir demek değil. Yani bu önemli. Yani mesela biz ba'dul cismi leyse bi kadimin dediğimizde mantıkçıların yaklaşımı bazı cisimler kadim değildir demek diğer bazı cisimler kadimdir anlamına gelmiyor. Yani bazı cisimlerin kadim olmadığını söylüyoruz. Diğer bazı cisimler de kadim olmadığını biliyoruz mesela. Evet. Tembihun. En neticetu. Netice yani kıyasın ki biliyorsunuz kıyasın için yapıyoruz. Neticeye ulaşmak için. İşte diyor netice tetbe'u ehessel mukaddimeteyni. Kıyası oluşturan iki öncül oluyor ya, bu netice her iki öncülde veya birisinde düşük ehes hissettendir. Hisset Arapçada değersiz demek. Düşük. Kıymetlisiz demek. Yani kıyasta iki öncülün birisinde veya her ikisinde bir hisset varsa netice mutlaka o hissetleri alarak oluşturulur. Dolayısıyla
فإن كان القياس مركبا من موجبة وسالبة أي القياس bir olumlu ve olumsuz iki önermeden oluşuyorsa ki biliyoruz mantıkçılar hatta nahvde de böyledir. İcab selpten üstün kabul edilir. Dolayısıyla selp icaba göre hesistir. Selp hesistir. Ve bizim kıyasımızda hem icab hem selp varsa netice nasıl olur? Salibe olur. Evet. Ve imkanı murekkeben min cüz'iyetin ve külliyetin. Eğer kıyas yani bir cüz'iye ve külliye yani cüz'i bir önerme bir külli önerme varsa o netice neye uyacak? Ehes olan cüz'iye uyacak. Ve cüz'i olacak. Yok eğer kıyasta her ikisi de varsa yani hem cüz'ilik hisseti hem de selblik hisseti varsa netice her iki hisseti ihtiva edecek ve netice salibe-i cüz'iye olacaktır. Evet. Bu ama bu kuralı o tembihun diye ifade etti. Bu kural önemlidir. Mantık kıyaslarını yaptığımızda her adım başında bu bize lazım olacak. Unutmayın. Şimdi birinci şekil bitti. Şimdi ikinci şekil. Diyor bu şartu şekli sani. İkinci kıyasın ikinci şeklinin netice verebilmesinin şartı iki şeydir. Bir, اختلاف مقدمتيه بالإجابة والسلب o iki öncül kıyası oluşturan iki mukaddime iki öncül bunlar icab ve selple farklı olacaktır. Yani sura mucibse kubra salib sura salibse kubra mucib. Bu bir. Çünkü biliyorsunuz bu ikinci şekildir. Birinci şekil gibi suranın mucep olma şartı yok. Evet. Demek ki iki öncül icab ve serp yönünden farklı olacak. Bir mucep, bir salip. İkinci şartta ve kulliyetül kubra. Tıpkı birinci şekilde olduğu gibi kubra kulli olacak. Ki birinci şartta da, şekilde de birinci şeklin şartı kubranın külli olmasıydı. Diğer şartı da suranın mucep olmasıydı. Ve durubuhul münticetu eyda arba'atu. Bu ikinci şeklin netice veren darpları eyda yani birinci şekil gibi dört darptır. Yani bu da akli olarak normalde 16 olması aklen yani akli ihtimal olarak düşünülür 16. Ama netice verebilen sadece dört tanedir. Birinci şekilde de öyleydi. El-evvel birinci darp kıyasımız iki tümel önermeden oluşmuş ve sura mucebtir. Tabii iki tümel önerme bu tamam. Dolayısıyla Kur'an'ın külliliği oradan anlaşıldı. Bir de sonra mucettir derken otomatikmen ikinci şart. Yani ihtilaf-ı mukaddimeti bil icabi ve sebten hareketle Kubra'nın efendime söyleyeyim salibe olması çıkıyor. Yuntico netice şudur salibeten külliyeten netice salibe-i küllidir. Mesela ne gibi ki kavline kullu milhin rabeviyyun her tuz rebevi hususlardandır. Rebevi nesnelerdendir. Yani alışverişinde belli şartlara uyulmadığı takdirde ribanın olacağı hususlardandır. Rebevi dediği o. Bu sura ve gördüğünüz gibi de mucep ve la şey'e min ettibni bir rebeviyyin bu da kubra ve bu kubra kullidir.
Tabi sonra mucep olunca o haliyle saliptir. Çünkü ihtilaf-ı mukaddimeti bileceğim müsteb gerekir. Ve dolayısıyla ne yapacağız? Rabevi rabevi haddi avsat odur. Her iki öncülün mahmuludur. Onu kaldırınca elimizde salibi külliye bir netice kalır. O neticede şudur. Fela şey'e minel milhi bitibinin, yani tuzun hiçbir parçası, hiçbir şeyi saman değildir. Melh tuz, tibin saman. Ve sani ikinci darp min külliyeteyni, yine yani ikinci darp iki külli öncülden oluşmaktadır. Tıpkı birincisi gibi, ama kubra muceptir. Tabi kubra mucep olunca haliyle sonra salim olur. Ke kavline mesela dersin ki la şeyye minel insani bi cemadin. Bu sura. Ve kullu hacerin cemadun. Bu da kubra. Hacer şey, haddi avsat, cemaat cemaat. Bunları atınca fela şeyye minel insani bi hacerin, bir salibe-i külli olarak bu netice çıkar. Ve duralım burada arkadaşlar. Vesselam.